VOA Türkçe'den herkese merhaba. Begüm Dönmez Ersöz ben. Amerika'da bugün 2024 başkanlık seçimlerinde kritik bir gün 5 Mart Süper Salı. Neden Süper Salı? Çünkü hem Demokrat Parti'nin hem de Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine giden süreçte, bu ön seçim sürecinde 15 eyalette birden ve Amerikan Samoa'sında aynı anda ön seçimin yapıldığı bir gün Süper Salı. Dolayısıyla hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları açısından, tablonun biraz daha netleşmesi açısından önemli bir gün. Tabii Amerika büyük bir kıta. Alaska'dan Vermont'a, Kaliforniya'dan Virginia'ya kadar sandıklar sabah saatlerinden itibaren açık. Seçmenler kendi tercihlerini ortaya koyuyorlar bu ön seçim sürecinde ve eyaletler farklı zaman dilimlerinde olduğu için de farklı zamanlarda sonuçlar gelecek. Tablonun netleşmesi biraz daha zaman alabilir, onu da söyleyelim. Biz de tam şu anda kameraman arkadaşım Ergun Ekici ile birlikte Virginia eyaletine bağlı Arlington'daki bir seçim merkezindeyiz. Burada da sabah saatlerinden itibaren seçmenler gelerek kendi tercihlerini ortaya koyuyorlar sandıkta. Süper Salı neden önemli Amerika'da? Çünkü başkanlık seçimlerinden önce her iki partinin kurultaylarından önceki en büyük gün geleneksel olarak Süper Salı. Bu ön seçim sürecinde malum Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden ve Cumhuriyetçi Parti'nin de en güçlü adayı Donald Trump. Joe Biden'a, Demokrat Parti içerisinden Joe Biden'a meydan okuyan başka bir güçlü aday yok. Dolayısıyla o cephede çok fazla bir soru işareti yok. Ama Cumhuriyetçi Parti içerisinde epey kalabalık bir aday sayısı vardı şimdiye kadar. En güçlü aday Donald Trump dedik. Donald Trump'ın rakibi Nikki Haley en güçlü rakibi, ama yine aralarında epey bir fark var, açık fark var denilebilir. Donald Trump Süper Salı öncesinde Kuzey Dakota'da rakibi Nikki Haley ile epey bir Nikki Haley'e fark attı. Nikki Haley şimdiye kadar ön seçim sürecinde sadece başkent Washington DC'deki ön seçimi kazandı. Diğer eyaletlerde hep Donald Trump ipi göğüsledi. Bu ön seçim sürecinde, yani Süper Salı'da da Donald Trump'ın ya da Joe Biden'ın resmi veya matematiksel olarak kendi partilerinin adaylığını tam olarak kesinleştirmesi beklenmiyor, ama biraz daha tablonun netleşmesi açısından önem taşıyor Süper Salı. Nikki Haley açısından, yani Trump'ın rakibi Nikki Haley açısından son bir şans, son bir fırsat olarak değerlendiriliyor Süper Salı. Bakalım bundan sonrasında sonuçlar geldikten sonra Nikki Haley Cumhuriyetçi Parti içerisinde 2024 seçiminde yarışta kalmaya devam edebilecek mi? Yarışta kalacak mı? Bu açıdan önem taşıyor. Tam da Süper Salı öncesinde aslında Anayasa Mahkemesi'nden Donald Trump açısından bir zafer olarak nitelenen bir karar gelmişti. Donald Trump'ın eyaletler tarafından oy pusulasından çıkarılamayacağına hükmetti Anayasa Mahkemesi. Donald Trump başka bir takım tabii hukuki davalarla da karşı karşıya. Bunlar bu süreçte nasıl etkili olacak? Bazı eyaletlerin 6 Ocak Kongre saldırısında Donald Trump'ın rol oynadığı gerekçesiyle ön seçimde pusuladan çıkarılması yönünde bir takım girişimleri olmuştu. İşte Anayasa Mahkemesi eyaletler böyle bir şey yapamaz kararını vermiş oldu. Trump açısından bir zafer niteliği taşımış oluyor Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu kararda. Süper Salı öncesinde Joe Biden'dan da seçmenlere çağrı geldi. Gidin oyunuzu kullanın dedi Joe Biden. Sesinizi duyurma zamanı ifadesini kullandı. Yine bu Amerika'da seçim sürecinde magazinsel olarak da bir boyut önem kazanmıştı. Malum şarkıcı Taylor Swift'in acaba kime destek verecek, Biden'a destek açıklayacak mı şeklinde bir takım soru işaretleri, tartışmalar gündeme gelmişti. Şarkıcı Taylor Swift de Süper Salı öncesinde hayranlarına çağrıda bulundu. Gidin oyunuzu kullanın eğer hala kullanmadıysanız diye. 282 milyondan fazla takipçisi var Taylor Swift'in. 2020 seçimlerinde Biden'a destek açıklamıştı. O açıdan bu seçmenlere, kendi hayranlarına yapmış olduğu çağrı önem taşıyor. Şimdi 2024 seçimlerine giderken Amerika'da
Tabii her iki adayın yaşı aslında bir yandan da tartışma konusu. Joe Biden'ın Amerika tarihinde, Amerikan siyasi tarihindeki en yaşlı başkan, ama Trump da 77 yaşında ve seçim öncesi yapılan son anketlere göre Amerikalılar 2024 başkanlık seçiminin 2020'deki ne benzer bir yarış olmasına aslında pek sıcak bakmıyor. Yani Trump-Biden eşleşmesine pek sıcak bakmıyor. Bunda önemli rol oynayan etkenlerden bir tanesi de yaş. Örneğin Associated Press'in yapmış olduğu ankete katılan Amerikalıların çoğunluğu Donald Trump'ın da Joe Biden'ın da başkanlık görevini yerine getirmek için yeterince güçlü ve keskin bir zihinsel kapasiteye sahip olmadığı görüşünü dile getiriyor Amerikalıların çoğunluğu. Amerika böyle bir ortamda 2024 seçim sürecine gidiyor. İşte Süper Salı'da bu ön seçim sürecinde kritik bir gün. Amerika'da bir yandan seçime giderken de tabii adaylar seçmenler açısından önem taşıyan bir takım konulara da değiniyorlar. Örneğin geçtiğimiz hafta hem Biden hem Donald Trump ABD-Meksika sınırında birbirine rakip etkinliklere katılmışlardı. Göçmen meselesi önemli konulardan bir tanesi. Biden cephesi ekonomideki iyileşmeleri, istihdamdaki iyileşmeleri, maaşlardaki artış ve enerji maliyetlerindeki düşüşü biraz daha ön plana çıkarıyor. Bu süreci biraz aslında Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre saldırısı sürecindeki rolü ve 2020 seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik çabalarına ilişkin davaları ön planda tutarak bunun bir demokrasi otokrasi arasındaki mücadele olarak çerçevesini çiziyor 2024 seçim sürecinin. Bakalım Süper Salı 15 eyalette birden yapılan ön seçimin sonuçları geldikçe onları da yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Bakalım Nikki Haley için bu şans son şans olarak nitelendirilmişti Cumhuriyetçi Parti içerisinde. Tablo nasıl netleşecek, nasıl bir resim ortaya çıkacak Süper Salı sonrasında Amerika'da? Bunları yine aktarmayı sürdüreceğiz. Takip etmeyi, siz de takip etmeyi sürdürün lütfen. VOA Türkçe'den şimdilik gelişmeler bu şekilde. Hoşçakalın.